Seyircilerimiz şimdi bu dakikalarda yine çok değerli bir uzmanımız burada. Medikal estetik uzmanı Doktor Sayın Nükhet Eroğlu. Günaydın, hoş geldiniz Sayın Günaydın, Eroğlu. Günaydın, günaydın Gülüm Hanım. Sizin de tıp bayramınız kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah hekimlerimiz bütün sorunlarına da cevap bulurlar, çare bulurlar. Sorunsuz bir tıp dünyası arzumuz temelde. Biz size bugün gençleşmemizi konuşacağız. Cildimiz nasıl gençleşebilir, ne yapıyorsunuz, neler uyguluyorsunuz? Fakat çok çarpıcı bir isim var burada. Değerli seyircilerimizin de dikkatini çekmek isterim. Fraksiyonel karbondioksit lazer diyorsunuz. Evet. Şimdi fraksiyon deyince bir haberci olarak yıllarca farklı biçimlerde kullandık. Biraz terör içeren bir şey. Oysa burada fraksiyonel kelimesini görünce acaba o da bir terörist lazer ışını mı diye düşündüm. Çok doğru teşhis Gülgün Hanım. Gerçekten bir terörist ışın. Hatta başarılı bir darbeci diyebiliriz. Çünkü tamamen değiştiriyor, düzeni değiştiriyor, cildi değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor, ne yapıyor? Cildin dermis tabakasının ortalarına kadar iniyor, yeni bir cilt oluşumuna sebep oluyor. Ciltteki sivilceler, kırışıklıklar, burada lekeleri siliyor. Burada olumlu bir darbe söz konusu tabii. Evet, evet kesinlikle güzel çok bir olumlu darbe. Bir darbe söz konusu ve yan evet. etkisiz bir darbe söz konusu. Evet. Ölüm yok, tutuklanma yok. Evet, ilginç bir isim tabii çarpıcı olduğu için. Tabii bu kelime çok anlamlarda kullanılabiliyor ve tıp dünyasında da kullanılması çok çarpıcı. Peki ne yapıyor, nasıl bir yöntem bu? Hekim ve teknoloji uyumunu burada görüyoruz galiba değil mi? Evet, burada bizim tecrübemiz kadar aletin teknolojik özellikleri de çok ön planda. Artık biz teknolojiyle çok iç içe olduk. Benim yaptığım branş medikal estetik özellikle hem hekimlik alanındaki tecrübeyi hem teknoloji hem de estetik bakış açısını içeriyor. Yani herkes kendi sanatını uyguluyor. Hepimiz farklı şekilde uyguluyoruz bunu. Ben kendi adıma anlatıyorum. Kendi uyguladığım şekilde anlatıyorum. Bir kere hiçbir şekilde yan etkisi yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. İkincisi somut sonuç alıyoruz. Yapar evet. yapmaz %70 oranında gerilme görüyoruz. Şu anda Sayın Eroğlu sizin karşınızda da bir monitör evet. var. İzlediğimiz bu fraksiyonel karbondioksit lazer uygulaması değil mi? İzlediğimiz fraksiyonel karbondioksit lazer uygulaması burada cilt germe anlamında yapıyoruz. Evet. Ben 40 yaşını açmış tüm hanımlara öneriyorum. Hani beylere de öneriyorum. Ciltte gevşeme varsa fraksiyonel karbondioksit cildi ciddi anlamda toparlayacaktır. Orada sanki böyle kırmızı ışıklar cildin üzerinde bir şeyler gidip geliyor izlenimi uyandırıyor evet, bizde. Evet, evet. Bir ısı mı veriliyor cilde? Nasıl bir uygulama bu cilde ne yapıyor? Onu da detaylandırır mısınız bu bir lütfen? Lazer atımı ve evet. bu çok özel bir lazer atımı. Bu atım sayesinde termik etki dediğimiz... Burada bir erkek hastayı mı izliyoruz? Hayır, kadın bayan hasta mı? Evet. Bayan hasta. Tamamen problemsiz bir cilt. Sadece sarkmalar için yapılıyor. Termik etki dediğimiz yan etkiyi çok düşük düzeye indirip asıl mekanik etkiyi yani bağ dokusunu geren, kolajenleri geren etkiyi çok ön plana çıkarabiliyoruz. Çok yüksek enerjiyi çok kısa sürede verip yeni bir bağ dokusu oluşturuyoruz. Kaç seans uygulanması gerekir bu tip tedavinin? Tek seans. Yani tek böyle seansta. Bir hastada tabii tek seans. Yani bunlar böyle seanslı uygulanan, 3-5 seans uygulanması gereken tedaviler değil. Tek seansta bile çok evet. net, çok duru bir cilt görürsünüz. Hani artık sizin kendi isteğinize kalmıştır ikinci, üçüncü seans uygulatmak ama onu bile biz hemen evet. önermiyoruz. Öbür sene, belki 2 sene sonra, hani tüm hayatınız boyunca uygulatmanız gereken belki 2-3 seans. Peki bir yaş limiti var mı? Siz dediniz ki 40 yaşından itibaren bütün herkese öneriyorum bunu. Kadın erkek ayrımı gözetmeksizin. Cilt problemi yoksa, hani sadece sarkma için çünkü 40'ta cilt artık elastikiyetini yitirmeye başlıyor. Bu enteresan bir yaş. O yüzden 40 yaşındaki herkese öneriyorum gerilsin diye, cilt toparlansın diye. Çünkü cilt yaşını 10-15 yıl önceye götürebiliyor çok Allah rahatlıkla Allah. Ve kalıcı. Peki, kalıcı diyorsunuz kalıcı olarak, ne kadar evet. süreli diye soracaktım size. Hatta yaşlanmayı da geciktiriyor o halde. Yaşlanmaya o noktadan başlıyorsunuz. Cildiniz 10-15 yıl geriye gidiyor ve siz o noktadan itibaren tekrar yaşlanmaya başlıyorsunuz. Yani bu kalıcı bir değişiklik. Eğer cildinizde problem yoksa ama problemli çok cilde çok erken yaşlarda yapabiliyoruz. Peki bu yapılan uygulama günlük hayatı etkiliyor mu? Ciltte yanma, soyulma, kızarma gibi bazı şikayetler söz konusu mu? Yoksa bu işlemden hemen sonra günlük hayatına dönebilir mi kişi? Bu işlemden hemen sonra günlük hayatına dönebilir. Çok minimal bir ödem söz konusu. Çok minimal bir kızarıklık söz konusu ama bu gündelik hayatına etkileyecek engel düzeyde değil. Değil. Hı hı. Çalışma hayatına tekrar dönebilir. Sadece birkaç gün eğer kokteyl programı varsa, toplantı programı varsa, nikah düğün varsa ertelemesini istiyoruz. Neden? Çünkü o duru pırıl pırıl cilt çıksın
ve onunla katılsın istiyoruz. Aa, ya evet. Ürünümüzü görmek istiyoruz. Aa, evet, peki o zaman bu uygulamadan birkaç gün sonra mı gerçek sonucu görebiliyor kişi? Ortalama 5 gün sonra cilt tamamen yenilenmiş, pırıl pırıl parlamış bir halde ortaya çıkıyor. Bu süre içinde erkekse tıraş olabilir, kadınsa makyaj malzemelerini kullanabilir. Her şey yapabilir. Hayatında hiçbir şeyi kısıtlamasına gerek banyosu, yok. Banyosu, gözünü yıkaması. Tabii tabii, hemen hepsi. Ardından banyo da yapabilir. Kısıtlaması gereken hiçbir şey yok. Ne kadar güzel bir sistem bu. Aslında hepimizin tanışması lazım belli bir zaman diliminden sonra. 15-20 dakika içinde yepyeni bir ciltle çıkıyorsunuz. En güzeli yan etkisinin olmaması. Bunu ergenlere duyguluyoruz, hamilelere duyguluyoruz, yaşlara duyguluyoruz. Herkes uygulayabiliyoruz çok büyük bir rahatlıkla. Sadece yüzde mi uyguluyorsunuz yoksa eldeki sorunlar, kollardaki sarkmalar, bacaklardaki sarkmalar bilemiyorum. Daha bedenimizin hangi bölgelerinde kullanılabilir? El üstündeki o güneş ve yaşlık lekeleri dediğimiz kahverengi lekeleri uyguluyoruz. Alıyor mu, gideriyor mu? Tabii tabii, onları hatta genellikle tek seansta tamamen gideriyor. Yani ciddi bir etkisi var lekeler işte görmeye başladık. Tam da sorumuzun cevabı görüntüyle ekrana geldi. Uygulanabiliyor ve kısa sürede sonuç alınıyor. Çok çarpıcı bir yöntem. Evet, çok kısa sürede. Çok kısa sürede çok net bir sonuç alıyoruz lekelerde. Özellikle peki yüzdeki lekelerde? Yüzdeki lekelerde de aynı şekilde, özellikle güneş lekelerinde, yaşlık lekelerinde anında çözüm alıyoruz. Renksiz benlerde, siillerde iz kalmadan yok edebiliyoruz. Ve cilt durulaşıyor, cilt parlaklaşıyor. Yani en ufak bir iz kalmıyor ardından. Özellikle akne izleri çok ciddi sorun, aktif akneler çok ciddi sorun gençlerde. Bunlarda çok farklı, birkaç kez yapılabiliyor derinliğine göre, aknenin bıraktığı ize göre. Ama aktif akneleri de geçirmesi çok artı bir özelliği. Çünkü cildin oluşumunu değiştirdiği için, cildin yapısını değiştirdiği için aktif akneleri de çok ciddi manada azaltıyor. Peki ciltte aktif akneler varsa onları da tedavi edici mi? Tekrar sorayım. Gerçi cevabınız da gizliydi. Onları da tedavi edebiliyor muyum? Kesinlikle. Aktif akneleri sayı olarak çok azaltıyoruz. Evet. Çünkü cildin yapısını değiştiren başka bir sistem yok ve bu çocuklar genellikle ilaç kullanmaktan dolayı çok uzun süreli bunlar. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Tedavi uzun sürüyor, evet, biliyorum. Psikolojileri çok bozulmuş halde geliyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Sonucunda aa, çok ne güzel, mutlu oluyorlar. Çok kısa sürede olumlu sonuç alıyorlar. Evet, çünkü tabii, yapı değiştiren başka bir lazer türü yok. Peki bu eldeki lekeler, ciltteki lekeler ya da akne tedavileri, aknelerin bıraktığı izlerin tedavisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Ameliyat izleri için uygulanabilir mi acaba? Tabii tabii, ameliyat izleri için o kadar yaygın kullanılabilecek bir şey. Yanık izleri için de uyguluyoruz. Öyle onları mi? Tamamen geçirmese de ciddi şekilde geriletiyor. Bu da son derece önemli. Peki burada bir erkek hastayı görüyoruz. Evet, nihayet bulduk. Burada ne yapılıyor? Bu çok genç bir hasta ama 25'li yaşlar, artık aknenin gerilemeye başladığı ve izlerinin çok ön plana çıktığı yaşlar. Ama aktif akneleri de var. Görüyorsunuz boynunda çok net belli oluyor. Evet. Bu noktada tüm yüzüne ve boynuna uyguladık hastanın. Hatta ensesine uyguladık. Ve hani ilk seansın bu sonunda... Bu sizin hastanız. Evet, sizin yaptığınız bir uygulama. Peki orada bir de böyle bir başka aygıt görüyoruz. O da üflüyor galiba. Evet. Evet. Yani tahmin yürütüyorum ama doğru çıktı bugün. O normal lazer epilasyonda da kullandığımız basit bir hava soğutma cihazı lastik çarpması hissini azaltıyor. Aa, biraz ısı oluyor demek ki tedirgin hastalarda. Evet, evet. Dayanılmayacak bir şey değil. Bir anestezi yöntemi uygulamıyorsunuz. Hayır, hayır, hiç gerek yok. Yani ergen bir çocuk bile çok rahatlıkla yaptırabiliyor. Evet. Hamile bir bayan uygulanabiliyor. Yani hani bu kadar acısız, yan ağrısız, etkisiz. Evet, kolay bir yöntem. Evet. Neydi? Fraksiyonel karbondioksit lazer. Yani cilde aslında bir şeyler atıyor, vuruyor, çarpıyor. Bu gördük. Smart Track dediğimiz çok özel bir atış. Bu atışla iyice yan etkisi azalmış durumda. Hani o darmadağınık atış yapmasının özelliği o ısı etkisinin zararlı kısmını minimale indirmek. Evet. Fraksiyonel karbondioksit lazeri, ben erbiyumla karıştırılmasına arada üzülüyorum. Çünkü nedir o? Fraksiyonel erbiyum diye de bir lazer vardır. Bu çok yüzeyde kalır. 20 milim derine iner. Bu bir soyma lazeridir. Cildi sadece soyar. Kimyasal peeling gibi bir etki yapar. Yenilemez. Fraksiyonel karbondioksit lazer cildi yeniler.
Bu biraz önce görüntülerde izledik. Hem bir üfleme sistemi var hem de o cilde atışlar var. Evet, evet. Hastayı rahatlatmak için çok derinlere ediyor. Mesela nedir bunun derinliği? 250 mikron derine iner. Yani 250 mikron derinlikte cilt tekrar yapılanır. Yeni kolajenler, yeni elastinler oluşur. O zaman yüzeydeki bazı hastalıkları da, akneler dışındaki diğer hastalıkları da tedavi edebiliyor diye düşünüyorum bir tarafta. Cilt revizyonunda şu an altın standart denilen tedavi. Yani yeni bir cilt istiyorsanız, kalıcı bir cilt istiyorsanız ve ben hiçbir yan etki riskine girmek istemiyorum diyorsanız tek tedavi yöntemi. Peki 40 yaştan itibaren dediniz ama çok sarkma olmuş.